Değerli arkadaşlarım, 18. yüzyıldan devam ediyoruz. Sinan ve bugünkü Semih kardeşimizle beraber. Ela niye gelmedi bugün? Ablası doğum yaptığı için. Ablası doğum yaptı. İyi, Allah analı babalı büyüsün bakalım inşallah. Darısı başına Sinan. Hayırlısı. İnşallah, hadi bakalım. Atan da gel. Atanmadan bu işler zor. Sinan bu sene TYT, IT'ye girecek mi? Kendini denemek için. Yok. Girmeyecek mi? Bu kadar ders dinledin. Ben senin olsam girerim. Hayır, başlayacağım matematik. Matematik olmuyor mu oğlum bu iş? Olmuyor. Nasıl olmuyor? TYT'de matematik yap, AYT'de matematik yapma. AYT'de sözel bölümü yok mu? Var. Tamam, oradan gir, matematik yapmana gerek yok. Olmadı mı? TYT'de mecbur yapayım. Mecbur mu TYT'de? Kaç tane yapacağım? Ben matematik çok abarttığını düşünüyorum sana. Ben bile şu anki halimle, hiçbir şey bilmediğim halde, yani 5-6 tane yaparım. En kötü yani. Yapamaz, yaparsın yani. Gençlerimize çok güzel örnek oluyorsun. Allah'a tebrik ederim seni. Maşallah. Yapamam deyip bırakıyor. Öyle yok. Semih, sen böyle olma oğlum, tamam? Bak senin abine. Gördün değil mi? Öyle olmasın. Sen çalış. Milletçe problem. Milletçe de. O bizim bakış açımızla, ön yargımızla alakası var. İngilizceyi bile mesela çoğu gelişmemiş ülkelerin İngilizceyi konuşuyor. Biz konuşamıyoruz. Ama gelişmemiş ülkeleri diyoruz. Onun dil eğitimi nasıl acaba? Bir de gelişmemiş çoğu ülke yıllardan beri onların sömürgesi altında kaldığı için onlar o diller zorunlu olarak da öğretildi. Bugün Brezilyalılar ne konuşuyor? Portekizce konuşuyor. Yani sebebi ne? Sömürge altında. Zamanında böyle olmadı. İşte o da var ama yani. İşin içinde sadece direkt olarak gelişmemiş ülkeler deyip geçemeyiz mesela. Yani orada sömürülen bir durum da var yani. Ona da bak dikkat etmek lazım. Ama biz niye konuşalım? Konuşuruz yani. Konuşmakta bir şey yok. İnşallah Allah nasip ederse yaparız. Yeter ki çalışacağız. Başka çare yok. Buraları biliyor musunuz? 18. yüzyılda Osmanlı Devleti. Gençler, geldik 18'e. Şimdi ne yapıyoruz? Geriliyoruz. Doğru mu? Peki biz niye, bir devlet niye gerilir? Bir insan niye gerilir? Yapmak istediği bir işi yapamayınca, başarısız olunca ne olur? Gerilir. Bir mantıken bir devlet niye gerilir? Girdiği savaşları kaybetmeye başlarsa, istediği gibi yönetemezse. Doğru mu? Aksaklıklar ve ıslahatlar yeteri derecede soruna çözüm ulaştırmıyorsa o devlette gerilir. Ve bu dönemde ismine dikkat edin, gerileme dönemi yani. 18. Peki bu dönemde gerilememize sebep olan sadece iç etkenler değil, mantıken dış etkenler de arayın. Mesela hatırlayalım. İslam Orta Çağ boyunca merkezi krallıklar yoktu. Doğru mu? Yani ufak tefek bu feodalite dediğimiz yapı vardı ama şu an ne oldu? Artık merkezi krallıklar kuruldu. Özellikle Haç Seferlerinden sonra ölen oradaki feodal beylerin ölmesiyle beraber bölge toprakları merkezi krallıklara kaldı ve merkezi krallıklar da güçlenerek geldi. Tabi kendi aralarında savaş da var. Sadece bunların hepsi Osmanlı'ya karşı değil. Örnek verelim mesela. Bu dönemin en önemli olayı bize göre artık dostmuş, düşmanmış demeden bütün Avrupa ülkelerinde uygulanan bir sisteme geçiliyor. Makyavelizm. Ne demek makyavelizm? Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Makyavelizm. Bir insanın, evet, çıkarları doğrusu her şeyin mübah sayılması. Ne yaparsan yap ama yeter ki devletin bekası için yap. O yüzden Avrupalılar amaca ulaşmak için almış oldukları her türlü tedbire, bunun içinde ölüm olabilir, atıyorum bunun içinde bir başka ülkede virüs yayımı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Öyle anlayın yani günümüzde. Mesela herhangi bir devletin ticaretini durdurma olabilir gibi. Bunların hepsine biz makyavelizm deriz. Makyavelizm bu dönemde ve Avrupa'da, hatta günümüzde de hala devam etmektir. Kapitalizm bana göre bir önceki aşamasının adıdır makyavelizm. O yüzden önce makyavelizmin ne olduğuna bakalım. Şöyle bir yazalım. Amaca ulaşmak amacıyla. Her türlü tedbire başvurulması durumuna. Başvurulması durumuna ne isim verilmiş? Makyavelizm denilmiş. Yani artık kendini düşün diyor. Fransa mı? Kendini düşüneceksin kardeşim. Kafalarındaki plan bu. Şimdi burada özellikle bazı devletleri yazmamızın sebebi, önce bir genel duruma bakalım. Örnek Fransa'dan bir alalım. Şimdi Fransa en büyük rakibi, her zaman bunu bilin arkadaşlar, İngiltere'dir. Ve Fransa ile İngiltere 7 yıl adı verilen 1756-1760 savaşlarını yapmışlardır. Ve 7 yıl süren bu savaşın galibi İngiltere olmuştur. Ancak şunu söyleyeyim. Şimdi bir savaş
bir kısma üstünlük sağla diye bir şey diyemeyiz. Çünkü her savaş her iki devlete de zarar verir. Kim girmişse savaşa aslında kaybeden de odur. Bakmayın. Niye? Belki savaş kazanıyorsun ama insanın ölüyor. Belki savaş kazanıyorsun ama ekonomin batıyor. Doğru mu? O yüzden Fransa 1756-60 savaşlarından yenik çıksa da etkilenenlerden biri de kim olacak? Yine İngiltere olacak. Onu da ileride neden böyle anlattığımı anlayacaksınız. Şimdi o zaman 1756-67 savaşlarını Fransa kaybetti. Peki Fransa'nın bu kaybedilmesiyle beraber halkın özellikle İngiltere'ye ödemesi için vergi konulunca halk isyan edecek. Bastil hapishanesi basılacak. Özellikle değerli arkadaşlar tarihe 1789 Fransız ihtilali geçecek ki biz bu konuya ayrı işleyeceğiz. O yüzden girmiyorum. Ve Fransız ihtilali yaşanacak. Fransız ihtilali yaşanmasıyla beraber kısa bir süre sonra idareyi ele alan Napolyon bize ait bir yere saldıracak. Mısır'a. Doğru mu? Mısır'a saldıracak. Bu da Fransa'nın ilk defa dost müttefik zannettiğimiz Fransa'yla bizim karşı karşıya gelmemize neden olacak. O zaman Fransa'ya şunu yazalım. Diyelim ki 7 yıl savaşları. Açtık parantez 1756-63. Savaşlarını kaybettiler. İngiltere'ye karşı yapıldı. Sınava girdin. 7 yıl savaşları aşağıda verilen hangi devletler arasında mücadele olmuştur ki? Hangi devletler arasında yaşanmıştır? Cevap İngiltere, Fransa. Kaybettiler. 1789'da ihtilal gördüler. Dönemin sonuna doğru Mısır'a saldırdılar. Bunu siyasi tarihte Osmanlı'da ayrıyetten işleyeceğim. Şimdilik kısa kısa yazıyoruz. Peki Avusturya nasıl bir devletti? Avusturya her zamanki Balkanlara hakim olmak isteyen bir devlet. Peki Balkanlara bir başka devlet de hakim olmak istiyor. Rusya. O yüzden bu dönemde özellikle hangi devlet hangi devletin işbirliğini görüyoruz? Rusya ile Avusturya. O zaman Avusturya şöyle yazalım. Balkanlara egemen olmak istemiştir. Egemen olmak istedi. Hangi devletle işbirliği yaptı? Rusya ile işbirliği yaptı. Bu dönemin yükselen yıldızı kim? Rusya. Niye? Ya adam bir tane adam geçiyor kardeşim Deli Petro diye. Adamın kafasından zoru yok. Deli denilmesinin sebebi o zamana kadar Rusya'nın hiçbir hükümdarını koyamadı. Hiçbir çar. Onlar biliyorsun ünvanları çardır. İmparator Petro. Çar 1. Petro. Bir hedef koydu. Dedik kardeşim bu Rusya bu Sibirya soğuklarına maruz kalacak bir devlet olmamalı. Yani biz kuzeye doğru değil güneye doğru gitmeliyiz diyerek önündeki en büyük hedef Osmanlı Devleti'nde Kırım. Çünkü Kırım Karadeniz'in oradaki kara parçası. Orayı alırsan aşağı iniyorsun. Yani sıcak denizlere. Şimdi bu sıcak denizlerle ilgili bir olayı mı anlatalım? Bazı arkadaşlar bu kelimeleri yanlış anlıyorlar. Bir önce bir sebebi olay anlatayım. Bak buraya. Mehmet sen de dinle bak. Sıcak deniz. Yıllardan beri duymuşsundur. Rusya sıcak denizlere inmek istiyor. Sıcak. Yahu sıcak deniz nereye? Şimdi onları anlatacağız. Bak buraya. Burası Osmanlı Devleti. Burası hangi denizimiz? Karadeniz. Karadeniz. Peki. Yukarıda hangi devlet var peki? Kırım. Rusya. Yukarısı oranın ney? Sibirya. İstediğin kadar Sibirya'ya hakim ol. Sibirya'ya hakim ol bir şey ifade, jeopolitik açıdan ifade etmez. Şimdi dikkatli dinleyelim. Şimdi iki şeyi bizim öğrencimiz çok karıştırıyor. Bu yıllardan beri sizin hatanız değil, öğretmen arkadaşlarımızın anlatım hatalarından kaynaklı. Sıcak deniz demek, dikkatli bakın buraya, Akdeniz demek değildir. Tamam. Şimdi dikkatli dinleyin. Rusya, Rusya için temel hedef şuradaki Kırım'ı almak değil mi? Peki Rusya Kırım'ı alırsa şuraya inmiyor mu? Peki Karadeniz Ruslara göre daha mı sıcak soğuk? Daha mı soğuktur? Sıcak. Sıcak. Peki dikkat edelim. Türkiye. Karadeniz mi daha sıcaktır? Akdeniz mi? Türkiye'ye göre. Akdeniz. Ha? O zaman buraları dikkatli incelemek lazım. O zaman yıllardan beri sana öğretilen Rusya'nın sıcak denizlere inmekten kastettiği yer neresi? Çünkü Rusya'ya göre Karadeniz daha sıcaktır arkadaşlar. Yani bu kastedilen direkt Akdeniz değil. İkinciye gelelim. Ayrıca Akdeniz sadece burası değil. Neresidir? Ege Denizi. Ege Denizi diye bir deniz yoktu.
Oranın gerçek adı neymiş? Pardon. Akdenizli. O yüzden dikkat. Şimdi Rusya daha bunu almadan buraya nasıl gelecek? Gelemez. O zaman Rusya önce Kırım'ı alacak. Nereye inecek? Karadeniz'den hangi vasıtayla Akdeniz'e inmesi lazım? Ha, anladın mı? Semih, Rusya için sıcak deniz hangi denizmiş? Karadeniz. O zaman dikkat. Rusya'nın planını anlatıyorum. Anlayabileceğimiz şekilde. Rusya diyor ki sıcak ama diyor buradan inersem daha da sıcak olacak. Anlaşıldı mı? Var mı Mehmet? Bu ya sıcak, şurayı da alırsam daha sıcak olacak. Bu. Lütfen çocuklarımıza doğru tarih öğretin. Yalan yanlış bilgilerle. Ya sıcak deniz diyor. Çocuk Rus turist en fazla Antalya'ya geldiğinden dolayı aha diyor Ruslar sıcak denize indi diyor. Sıcak deniz ora mı ya? Kime göre sıcak deniz? Şimdi size bir soru. Kızıldeniz. Kızıldeniz. Bize göre Akdeniz'e göre daha mı sıcaktır? Evet. Ekvatora daha yakındır. Doğru mu? Sıcak deniz nedir değerli arkadaşlar? Ekvatora daha yaklaştıkça denizlerdeki sıcaklık artar. Bu kadar basit. Sen bugün Balıkesir Ayvalık'ta denize gir. E bir de Akdeniz Mersin'de Antalya'da denize gir. Hangisinin deniz suyu daha sıcak? Mersin. Ya bunun neyle alakalı? Coğrafyayla alakası var. Şimdi sıcakların neresi olduğunu bir anlayın. O zaman Çar 1. Petro'nun ilk amacı nere? Kırım almak, nereye gelmek? Karadeniz'e. İkinci amacı ne? Burayı aldıktan sonra boğazlara inip nereye inmek? Akdeniz. O zaman eskiden Ege Denizi diye bir deniz yok. Oranın genel adı ne? Akdeniz. Lan sen bugün coğrafya dersinde burada Akdeniz iklimi görülür diyorsun. Ege Denizi'ni anlatırken, Ege bölgesini anlatırken. Doğru mu? Mesela şimdi bir yerde zeytin yetişiyorsa orada hangi iklim vardır? Akdeniz. Türkiye'nin en fazla zeytini hemen hemen nerede yetişiyor? İyi anlamda, kahvaltılık anlamında. Ege'de günümüz anlamında. Ama eskiden Ege değilmiş. Buranın adı neymiş? Akdeniz. Burası tamam mı senin? Bir gelip şu yanlışımızı düzeltelim. Ben o zaman şöyle yazalım. Rusya'nın amaçlarını, yani aslında kimin amacını? Çar 1. Petro'nun amacını yazayım. Amaçları. 1. Kırım'ı alarak nereye inmek? Karadeniz'e inmek. Daha sonraki amacı ne? Boğazları alarak Akdeniz'e inmek. Peki Osmanlı'nın içinde yüz binlerce ve milyonlarca Ortodoks yaşıyor. Bu Rusya'nın da amacı ne? Bütün Ortodoksları birleştirmek, ayrıyetten Slav kökenli toplulukları bir bayrak altında toplamak. Biz buna Pan-Slavizm, Ortodoksları toplama birliğine de Pan-Ortodoks diyoruz değerli arkadaşlar. O zaman buradaki Pan ne demek? Sinan'a şimdi Pan ne desem? Pan çiğ köfte mi hocam diyor. Değil. Ne diyeceksin Sinan? Pan birleştirmek demek. Tamam mı? Birleştirici. O zaman dikkat. Üçüncü kısma ne yazıyoruz? Pan-Slavizm ve Pan-Ortodoksluğu gerçekleştirmek. Evet, var mı başka amacı? Var. Nedir? Orta Asya ve Kafkasya'ya yayılmak. Orta Asya ve Kafkasya'ya yayılmak. Onu da bir yazalım. Orta Asya deyince Türkiye Cumhuriyeti'ne girdi. Şimdi biz bunları söyledikten sonra Çar 1. Petro'nun amacını anladık. Peki Çar 1. Petro bunları yapabilmek için muhakkak yanında bir güç istiyor. Bu nedenle Dakya adı verilen bir projeyi tamam Avusturya ile yapıyor. Diyorlar ki Avusturya'ya. Arkadaşım Osmanlı'nın nerede toprağı var? Balkanlarda. O zaman biz ne yapalım? Özellikle Efrak ile Boğdan arasındaki toprakları alalım. Yani günümüzdeki Romanya ile Moldova. Burada ikili bir devlet kuralım. Devletimizin adı Dakya olsun. Dakya Rusya, Avusturya'nın ortak kurmak istediği Balkanlardaki devletin ortak adıdır. Yani bu bir projedir. İki devletin oluşturduğu tek bir devletli yapı, Dakya projesi. Bir de Rus prensi Potemkin tarafından hazırlanan ve Doğu sistemlerin en büyük planı diye nitelendirilen bir plan var. Planın adı Grek. Grek, Gris. Gris ne? Yunan. Doğru mu? O zaman Yunanlar eskiden nerede yaşıyordu? Başkentler nereydi? Konstantinopolis yani İstanbul. O zaman amaçları ne? Grek projesinin Rusya İstanbul alarak ne gerçekleştirmek istiyor? Bizans.
Bizans'ı tekrardan diriltmek istiyor. Olay nasıl bu? Tamam. O zaman bizler de şu iki projeyi de şuraya yazalım. Proje bu arada. Proje de diyemedim. Dakya. Hangi iki devlet arasındadır? Avusturya ve Rusya. Avusturya ve Rusya arasında. Amaç neydi? Balkanlarda güçlü bir devlet. Ortak bir devlet kurma. Gelelim diğer projenin adına. Diğer projenin adı Grek. Doğru mu? Evet. Peki Grek projesini ortaya atan kim? Rus prensi Potemkin. Peki amaç neydi amacı? İstanbul alınarak Bizans İmparatorluğu canlandırılacak. Ya bu projeden dolayı var ya, Ruslar çocuklarının ve torunlarının adlarını Konstantin olarak koymaya başlayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar bu projenin olacağından eminler. Ama bu proje hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ne Dakya gerçekleşti, ne Grek gerçekleşti değerli arkadaşlarım. Peki biz bu dönemde Osmanlı eski gücünden biraz daha uzaklaşmaya başlıyor. Savaşlar daha fazla uzun sürmeye, ganimet gelirleri azalmaya, timar sistemi iyice bozulmaya devam ediyor. Merkez otorite kaybolmaya yüz tutmuş. Bu dönemde tabii ki içteki olay dışa sirayet eder. Ne demek istiyorum? Yani iç huzursuzluğun olmayacak ki dış politikada da güçlü durasın. O yüzden Osmanlı Devleti'nin bu dönemde birçok savaşa girecek. Bazılarını kazanacak, bazılarını kaybedecek. Ama kazandığı savaşlardan dahi istediği sonuçları elde edemeyecek. Şimdi dikkat! Osmanlı-Venedik ilişkilerinde en önemli şeylerden bir tanesi bu dönemde. Kaybedilen, kısa sürede kaybedilen Mora Yarımadası tekrar Venedik'in elinden alınmıştır. Onu şuraya yazmamız yeterli. Mora Yarımadası alındı. Bu dönemde Osmanlı-İran arasında 1724'te değerli arkadaşlarım, Rusya ile Osmanlı Devleti bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın ismi İstanbul. Doğru mu? Bu anlaşmayla İran iki devlet arasında paylaştırıldı. İki devlet arasında paylaştı. Peki bu duruma kimler karşı çıkacak tabii ki? İranlılar karşı çıkacak ve bunun üzerine İran'la tekrardan yapılan savaşlar sonucunda yıl 1746 Kerden değerli arkadaşlar bakıyoruz. İkinci Kasr-ı Şirin. Kerden antlaşması imzalandı. Tamam. Böylelikle birinci Kasr-ı Şirin dediğimiz 1639'daki sınırlar aynen konuşuyor. Zanos Dağları işte Türkiye ile İran arasında tekrar sınır olmaya devam edecek. Bu dönemde şu ikisinden ben hiçbir zaman soru beklemiyorum. Ama sorunun geleceği yer, eğer siyasi tarihten bir soru gelirse şu an anlatacağım yerlerden gelir. Şimdi hepinize sorun. Rusya'nın büyüme planları arasında Balkanlar var, Kafkasya var, Orta Asya var. Yan tarafında bir devlet olan İsveç de var. Derkizlerim İsveç Kralı Demirbaş Şarl. Bu adamın adı bu. Bu Demirbaş Şarl Rusya ile yaptığı Poltava Savaşı'nı kaybediyor. Şimdi buraya kadar bizi ilgilendiren hiçbir durum var mı? Var mı Semih? Yok. Peki o Demirbaş Şarl senin ülkene geçerse Prut Nehri'nden, senin ülkene de Osmanlı askerlerinin olduğu bölgeye Rus askerleri gelirse savaş kaçınılmaz olmaz mı? Şöyle düşün. Şurada bir nehir var. Nehir. Bu nehrin adı ne? Prut. Burası kime ait topraklar? Bura kime ait? Buradan İsveç Kralı Demirbaş Şarl geliyor. Buradan nereye geçiyor? Osmanlı topraklarına. Peki bu Demirbaş Şarl'ı takip eden Rus orduları nereye geçiyor? Peki Osmanlı şurada bir set oluşturmuş. Ruslar geri de çıkamıyor. Nehirde de var. Nehirde de Osmanlı Devleti buraya sıkıştırdı. Böylelikle çok parlak bir zafer kazanacakken maalesef ki kazanamadık. Niye? Değerli arkadaşlarım oturduk. Rusya ile sulh yani barış anlaşması yaptık. Ve bu barış anlaşması değerli arkadaşlar bizler için keşke yani bazen deriz ya önemli zamanlarda bazen diplomasi eksikliğimiz var diye. Bunlardan biri Prut'tur. Prut Savaşı'nda Osmanlı tamamen galip gelmesine rağmen yaptığımız Prut Antlaşması'nda istediğimiz elde ettiğimiz şeyleri elde edemedik. Bu da bizim zafiyetimiz oldu. Şimdi bunları bir yazalım. Bunlar nelermiş? Şöyle diyelim başlayalım. Osmanlı, Avusturya ve Rusya diyoruz. Şöyle diyelim. 1711'de Demirbaş Şarl Poltava Savaşı'nı Ruslara kaybetti ve
Osmanlı'ya sığındı. 1711 yılında Rusya ile hangi anlaşmayı imzaladık? Prut Antlaşması'nı imzaladık. İmzalandı. Dikkat, bu anlaşmanın bir önemi var. Bu antlaşma ile Karlofça ve İstanbul Anlaşmaları, biliyorsunuz İstanbul Anlaşması Karlofça'yı tamamlayan ve Rusya ile yapılan anlaşmadır. İstanbul Anlaşması ile kaybedilen toprakların geri alınabileceği umudu doğdu. Geri alınabileceği umudu doğdu. Niye? Ana dedikten biz o kadar güçsüz değilmişiz. Aa bak, Rusya'yı yıktık diyoruz. O yüzden burada bir umut var. Rusya'da tabii birkaç yerleri bize geri verdi. Bu umudu bizler taşımaya başladık. Ama bu umut çok sürmedi. Çünkü 1715-18 yılları arasında Peter Varadin, bu Rusya ile Avusturya ile Osmanlı arasında yaşanan bir savaştı. 3 yıl sürdü. 3. yılın sonunda, başlarda galip gelmemize rağmen sonunu getiremedik. 3. yılın sonunda Avusturya bizlere galip geldi. Ve 1718 tarihinde hepiniz duymuşsunuzdur. Pasarofça diye bir anlaşma var. Ve biz bu anlaşmayı yapınca şu an artık şunu dedik. Bir, arkadaşlar biz Karlofça ile İstanbul Anlaşması'yla geri alma umutlarımız Prutlar'ın yeşermişti ama Pasarofça ile biz bunu kaybediyoruz. Biz bir daha bunları alamayacağımızı anladık. İki, Osmanlı Devleti Avrupa'nın askeri üstünlüğünü ve Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. Üç, o yüzden bizler Lale Devri'ne girdik Pasarofça'yla. O yüzden Pasarofça Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiğimiz bir anlaşma olarak tarihe geçmiştir. O yüzden kıymeti çok fazladır değerli arkadaşlarım. O zaman bizler de yazalım. 1715-18 yıllarında Rusya ile hangi anlaşma? Peter Varadin Savaşı. Önce bir savaşı yazalım. Yapıldı. Sonunda ise anlaşmanın adını yazalım. Pasarofça Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. Batı'nın üstünlüğünü kabul etti ve Lale Devri'ne girdi. Doğru mu? Lale Devri'ne girdi. Evet. Olaylar bu. Ben bu arada Lale Devri'nin ıslatlar kısmından anlatacağım. Ancak Lale Devri'ne kısaca bir değineyim. Başımızda 3. Ahmet var. Zaten 1703'ten beri var. 1703'ten beri bulunan 3. Ahmet, şu gördüğünüz olayların hepsi 3. Ahmet zamanı yani. Ancak 3. Ahmet askeri bir ıslat yapmayacak Lale Devri'nde. Genelde sosyal ve kültürel ıslatlara önem verecek. 1718'den 1730 yılına kadar Lale Devri 12 yıl boyunca devletinin bir dönemi olacak. Peki Lale Devri'nde askeri bir ıslat yapmadığımıza göre Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmemize rağmen yapmıyoruz askeri ıslat. Bu da işin ilginç tarafı. Normalde hemen eksik olduğun bölgeye ıslat yaparsın. Ama bu burada yapılmamıştır. Bunu da söyleyeyim. Sonra gelen 1. Mahmut. Dikkat. 3. Ahmet'ten sonra kim geliyormuş? 1. Mahmut. 1. Mahmut kimi getirdi? İleride anlatacağım. Comte de Bonneval. Kim Comte de Bonneval? Macar asıllı Fransız subay. Yani Humbaracı Ahmet. Evet, Müslüman oldu, bu ismi aldı. Peki Humbaracı Ahmet ne yaptı? Dedik kardeşim, siz en eksik olduğunuz yeri yapmıyorsunuz ki ıslahatını, yani askeri. O yüzden hemen Humbar Ocağı'nın ıslah etti, ateşli silahları soktu. Hendesehane yetiştirip subay yetiştirdi. Dikkat! Bu yapılan ıslahatlar bize fayda vermiş midir sizce? Vermiştir. Semih vermiş midir? Nasıl vermiş? Nasıl vermiş olabilir? Nereden anlarım ben askeri ıslahatın fayda verdiğini? Savaşlara. Sen savaşa girersin. Savaşlarda yenilirsen demek ki bu ıslahatların çok anlamının olmadığını anlarsın. Savaşlarda ıslah ettiğin ocaklar eğer iyi çalışırsa, yani düzenlediğin ocaklar iyi çalışırsa, o zaman da ne olduğunu anlarsın. Demek ki başarılı olmuş. Doğru mu? Şimdi burada bir şey dikkat ettireceğim. Biz daha evvelden şuraya bir bakın. Biz Peter Varadin Savaşı'nı hangi devlette yapmışız? Avusturya. Peki dikkat edelim şimdi buraya. 1736-39.
Dikkat edelim. Devletlere dikkat edelim. Osmanlı, Rusya ve hangi devlet? Avusturya. La oğlum bir ders dinleyin lan. Ne oldu size? Vallahi bak kavga edeceğim ha. İkinize bakıyorsunuz sanki bir şey yazıyormuşuz gibi. Sanki ölümsüzlüğün sırrını veriyor. Oğlum bir şey yok. Rusya ile ne? Avusturya. Dikkat. Rusya ile Avusturya ile bak. Buraya dikkat etmeniz lazım. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sen burada tek devlete yapmış olduğun Avusturya. Bak şu savaşı kaybetmedin mi? Sadece Avusturya'ya yaptığın savaşı kaybettin. Burada hangi iki devlette mücadele ediyorsun bu sefer? Rusya. İki devlette. Mantıken kim yener? Mantıken sen bir devleti bile yenemezken yanına bir başka devleti yanına alan bir devleti nasıl yeneceksin? Bir devleti yenemezken iki devleti nereden yeneceksin? O zaman sen iki devleti birden eğer yenebilme gücüne sahipsen o zaman bu senin ne yaptığını gösterir? Askeri alanda ıslahatların başarılı olduğunu gösterir. İşte 1. Murat, 1. Mahmut zamanında yapılan bu ıslahatların ilk meyvesini verdiği savaş hangi savaşmış? 1736-39 Osmanlı-Rusya-Avusturya savaşları yani diğer adıyla Belgrad Savaşı'dır. Anlaştık mı? Anlaştık. Söyle. Hocam Rusya'yla mı yapmıştık Peter? Avusturya'yla. Oraya Rusya'da yazalım. Hayret bir işe yaradın lan. Allah razı olsun Sinan. Avusturya'yla. Evet burayı anladın mı? Bir tanesiyle yaptığını yenemiyorsun ama ikisiyle yaptığını yeniyorsun. O zaman mantık ot gitmek lazım. Evet, bu savaşın adı neymiş? Belgrad Savaşı'nı kim kazanmış? Her iki devlete karşı. Evet, her iki devlete karşı Osmanlı kazanmıştır. Osmanlı kazanmıştır. Peki Osmanlı Devleti savaşı kazandıktan sonra hangi anlaşma imzalanır? Adı üzerinde. Belgrad Antlaşması imzalandı. Dikkat. Belgrad Antlaşması imzalandı ama Osmanlı Devleti biliyorsunuz diplomaside çok başarılı bir devlet değil. Savaş kazansa bile ne yapamıyordu? Diplomaside başarısız oluyordu. O yüzden Fransa'dan arabuluculuk istedik. Fransa devleti bizim o zamanlar dost müttefik devletimiz. Gittik. Çünkü kapitülasyon veriyorsun adama. Daha bundan dost olur mu? Kardeşim Fransa bize arabuluculuk yaptı. Onun üzerine 1. Mahmut Fransa'nın yapmış olduğu arabuluculuk sayesinde kazanılan topraklara baktığı zaman dedi ki o zaman bizler de Fransa'ya verilen Kanuni Sultan Süleyman zamanında hatırlayın bakın Fransa'yla yapılan kapitülasyon anlaşması nasıldı? Her iki hükümdarın sağlığında geçerliydi. Doğru mu? Şimdi dikkat edelim. 1. Mahmut dedi ki buna gerek yok. Biz bundan sonra Fransa'ya verilen kapitülasyonları sürekli hale getireceğiz. Yani daimi, yani kalıcı hale getireceğiz. O zaman bizler de şuraya not olarak neyi yazalım? Bu anlaşmaya Fransa arabuluculuk yapmıştır. Bunun üzerine kim? 1. Mahmut Fransa'ya verilen kapitülasyonları aynen öyle. Kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir. Kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir. Fransa burada kendi çıkarlarını. Tabii ki. Şimdi burada bir şey daha dikkat edelim. Peki Osmanlı Devleti 1739 36-39 Belgrad Savaşı'nın iki devlete birden kazandığına göre artık iki devlet öyle de ya da böyle olsa Osmanlı Devleti'nin artık tek başına saldırma gücüne haiz değil. Artık bu saatten sonra Rusya ile Avusturya kader birliği yapıyor Osmanlı Devleti'ne karşı ve bundan sonra yapılan hemen hemen bütün savaşlarda kimi görüyoruz? Hep Rusya ile Avusturya'nın bizlere karşı ortak savaşını görüyoruz. Şimdi dikkat edelim. Biz bu iki savaşı galip getirince yani galip bitirince bir dönem Rusya ile Avusturya bize karşı savaşamadı. Ama Rusya'nın emeli devam ediyor mu? Elbet tekrardan muhakkak karşı karşıya gelecek miyiz? Elbet ki geleceğiz. İşte o geldiğimiz savaşın adına bakalım. Dikkat edelim. 1768-74. Ne savaşı çıkmış? Osmanlı-Rus savaşı çıkmıştır. Rus savaşı çıkmıştır. Şimdi dikkat. Şu arada bir şey oldu bak. Araya dikkat edelim. Savaş devam ederken bir şey oldu 1770'te. Rusya bizim bir yerde donanmamızı yaktı Sinan. Nerede? Çeşme'de. Çok güzel. 1770. Rusya ne yapmış? Çeşme'de Osmanlı donanmasını yaktı. Osmanlı donanmasını yakmıştır. Anlaştık mı? Peki.
Denizlerde Osmanlı Devleti'nin herhangi bir donanmasının yakılması Rusya'nın özellikle denizlerde gücünü de arttıracaktık ve 1774 senesine gelince bizler Rusya'ya karşı yenildiğimizi kabul ederek onlarla bir anlaşma yapacağız. Yaptığımız anlaşmanın adı Küçük Kaynarca'dır. Duymuşsunuzdur. Peki Küçük Kaynarca Anlaşması hem Türk tarihinden önemli bir anlaşma hem de sınavda soru olarak gelebilecek bir yerdir. O yüzden Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddeleri bizim için çok çok kıymetlidir. Doğru mu? Şimdi o zaman şöyle yazalım. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nın neyi? Maddeleri. Doğru mu? Doğru. Peki, Küçük Kaynarca Antlaşması'nın maddeleri nelerdir? Onlara bir bakacağız. Şimdi bir, Kırım ne olmuştur Kırım? Dikkatli düşünelim. Kırım ne bizim olmuştur ne de Rusya'nın olmuştur. Yani bağımsız olmuştur. Peki Kırım bağımsız olsa ne bana ait ne Rusya'ya ait? Doğru mu? Peki Kırım bağımsız olması ilk defa Osmanlı Devleti'nin elinden Müslüman olan bir bölgenin tamamen çıkması demektir. O zaman birinci madde neymiş? Bir, Kırım ne oluyor? Bağımsız olacak. Bunun yorumu nedir peki? İlk defa ne olmuştur? Tamamı Müslüman olan bir toprak parçası. Müslüman olan bir toprak parçası elden çıkmıştır. Elden çıkmıştır. Peki iki. Peki Kırım Müslüman. Ya halifelik bize. O yüzden bizler de ne yapıyoruz? Diyoruz ki Kırım halkı dini açıdan halifeye bağlıdır. Ne demek istiyorum? Halife dini günlerde, Ramazan kurban bayramlarında, kandillerde oraya gidip hutbe okuyabilecek. Herhangi bir şekilde dini vecibelerini orada yerine getirebilecek. Dikkat! O yüzden ikinci maddede ne yazılır? Kırım halkı kime bağlıdır? Dini açıdan halifeye bağlıdır. O zaman mantıken şunu söyleyebilir miyiz? İlk defa halifelik bir siyasi anlaşma metninde yer alıyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin hilafet dediğimiz halifeliği ilk defa siyasi bir amaç için kullandığını gösterir. Tamam? 3. Başka? Diyor ki Rusya, Balkanlarda istediğim her yerde konsolosluk açabileceğim. Bak bu çok önemli maddedir. Balkanlarda istediğim her yerde konsolosluk açabileceğim. Ne demek o? Yani Rusya'nın bir derneği olacak. Konsolosluğu öyle anlayın. Dernek gibi. Mesela ne? Rusya'yı güçlendirme vakfı. Rusya'yı kalkındırma derneği. Bu her yerde olursa ne olur? O zaman insanlar sorunlarını çözmek için Slav toplulukları kime gider? Artık Osmanlı yöneticilerine değil, Ruslara gitmeye başlar. Böylelikle Ruslar hem Ortodoks birliğini hem de Slav birliğini sağlamak için önemli bir adım atmış olur. O zaman bizler de 3. madde olarak şöyle yazıyoruz. Rusya istediği her yerde, işte Balkanlarda özellikle, konsolosluk açabilecek. Konsolosluk açabilecek. 4. madde. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Savaş tazminatı ödeyecek. Dikkat! Osmanlı Devleti'nin tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödediği devlet Rusya'dır. Bir daha söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nin tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödediği devlet Rusya'dır. 5. madde. Rusya Osmanlı Devleti'nde daimi elçi bulunduracak. Bu ne demek? Elçilik ne demek? Yasal ajanlık. O zaman Osmanlı Devleti'nin politikalarını yakından takip etme isteği demektir. O yüzden Rusya'nın 5. maddesine bu anlaşmayla yazalım. Diyoruz ki Rusya İstanbul'da, yani başkentte, daimi elçi bulundurabilecek. Var mı sıkıntısı olan? Önemli 5 maddesini yazdım. Bu arada şuna dikkat edelim. Semih, Kırım Rusya'ya bağlandı yazıyor mu orada? Ne yazıyor? Kırım bağımsız oluyor. Ne demek bağımsız? Ne bana bağlı? Yani Osmanlı'ya. Ne de Rusya'ya bağlı. Bağımsız, ayrı bir devlet yani. Peki ilk baştaki ilk aşama gerçekleşti. Rusya önce bağımsız olacak. Kırım'ı bağımsız yapacak. Sonra oraya tabii ki yapılan seçimlere karışacak Rusya. Kendi adamını seçtirecek. En sonunda ise
Rusya'ya bağlanacak. Demek ki bu plan aşamalı aşamalı gelişiyor. Önce bağımsızlık, sonra ise 1779 Aynalı Kavak Tenkihnamesi. Tenkihname sözleşme demektir. Aynalı Kavak Tenkihnamesi'ye ne olmuştur? Kırım Rusya'nın özerki, yani özerk bir devlet olmuştur. İç işlerinde serbest, dış işlerinde kime bağlıdır? Rusya'ya bağlı. O zaman bizler de şöyle yazalım. 1779 Aynalı Kavak Tenkihnamesi. Tenkihname. Ne oldu bu şekilde? Hemen açtık parantezine yazıyoruz. Kırım ne oldu? Özel. Sonra ise ileride anlatacağım. Yıl 1792 Rusya ile yapılan bir anlaşma. Anlaşmanın adı ne? Yaş Antlaşması. Bu Yaş Antlaşması'yla ne oluyor? Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul ediliyor. Rusya'ya ait olduğu kabul edilmiştir. Evet. Önce ne oldu? Küçük Kaynarca'yla bağımsız. Aynalı Kavak Tenkihnamesi'yle özel Yaş Antlaşması Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Bu arada şunu da söyleyelim. 1779 Aynalı Kavak Tenkihnamesi'nden sonra tekrar Osmanlı Devleti 1787-1792 yılları arasında yine Rusya, Avusturya'yla savaş yapacak. Bir daha söyleyelim. Şöyle not olarak vereyim. Osmanlı 1787-1792 yılları arasında yine hangi devletlerle savaşacak? Avusturya ve Rusya ile savaşacak. Rusya ile savaşacak. Şimdi buraya bir dikkat dinleyelim. Tarihlere bir dikkatli bakarsak olayı çözeriz. Tarihe dikkat et. 1787-1792. Peki bu arada dünyada bir şey oldu. İhtilal. Hangi ihtilal? Fransız. Peki Fransız ihtilalinden dünyaya ne yayıldı 1789'da? Peki ulusçuluk hangi toplumları etkiler? Yani sömürge altında olan. Hayır. Çok uluslu toplumları etkiler. Peki bana çok uluslu iki tane toplum söyle. Osmanlı Devleti. Bir. İngiltere. Hayır. Avusturya. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Osmanlı'da çok uluslu yapıya sahiplerdir. Mantıken savaş devam ederken çıkan bir ihtilal sonucu yayılan milliyetçilik akımı bu iki devleti birden etkilediğine göre, bu iki devlet de şu an birbirleriyle savaş halinde olduğuna göre Avusturya ne yapacak? Kusura bakma Osmanlı, ben seninle mücadele edemem. Benim zaten kendi içimde kavga başladı diyerek 1791'de Zichtovi diye bir anlaşmayı imzalayarak savaştan çekilecek. Peki dikkat edelim. İki devlette birden savaşıyoruz. Şimdi Avusturya gitti. Geriye kim kaldı? Rusya ile teke tek mücadele ediyoruz. Doğru mu? Ancak Rusya bizi teke tek de kalmasına rağmen mağlup edince hangi anlaşma imzalamıştı 1792'de? Yaş. Yaş anlaşmasında Kırım'ın kime ait olduğunu kabul ettik. Rusya. Böylelikle Osmanlı'nın dağılma dönemine doğru girerken artık mevcut olan topraklarını bile koruyamaz hale gelecektir. O zaman onları da yazalım. Rusya ile savaşmıştır. 1791'de Avusturya Osmanlı ile Zichtovi antlaşmasını yaparak ne olacaktır? Savaştan çekilecektir. Savaştan çekildi. Zaten 1792'de Rusya ile Yaş Antlaşması imzaladı. Anlaşıldı mı mevzu? Yani bu kadar önemli. Peki Fransa'da yaşanan bu ihtilalden sonra başa geçen Napolyon biliyorsunuz. Başa geçtikten sonra gözünü Mısır'a dikti. Hatırla. Mısır'a geldiler. Ama Mısır'da o zamanlardaki hükümdar olan 3. Selim'in kurmuş olduğu Nizam-ı Cedid ordusu Akka Kalesi önünde Cezzar Ahmet Paşa komutanlığında, değil mi? Cezzar ne demek? Kasap. Deve kasabı. Sen Osmanlı'da develeri kesen kasaplara ayrı bir ünvan verilir. Onun adı neymiş? Cezzar. Cezzar yani deve kasabı lakaplı. Kim? Cezzar Ahmet Paşa. Burada çok yaşı ilerlemesine rağmen bazı kaynaklara göre 91 yaşında, bazı kaynaklara göre de 81 yaşında. Bu adam Napolyon'u durdurdu ya. Mısır'da durdurdu, Mısır'da. Ve Akka Kalesi önündeki savunmamızla Fransızları Mısır'dan geri attık. Önce El Arış diye bir anlaşma, daha sonra Paris Anlaşması yaparak tekrardan Fransa'yla barış içinde kalmaya, iki devlet birbirleriyle gayret etmeye çalıştı. Yani burada Fransa'nın Mısır'a saldırdığını, Mısır'ın bir Osmanlı toprağı olduğunu, yeni kurulan Nizam-ı Cedid ordusunu başına bulan Cezzar Ahmet Paşa'nın
Akka Kalesi'nde Napolyon'u durdurduğunu, daha sonra yapılan El Ariş ve daha sonra yapılan Paris Anlaşmaları ya da Mısır'ın Osmanlı toprağı olduğu kabul edilmiştir. Olayın aslı, asları bu. Bu arada dikkat. Osmanlı Devleti bir şey yapacak arkadaşlar bu dönemde. Şöyle bir şey karar almıyor da. Artık bir kavram veriliyor Osmanlı. Diyor ki, düveli muazzama. Ne demek düveli muazzama? Muazzam devletler. Düvel devlet, devletler. Muazzam 5 tane devlet söyle bana. Sinan. Rusya. 1. Fransa. 2. İngiltere. 3. Avusturya. 4. Bir tane kaldı. Prusya. Prusya 5. Aferin. Arkadaşlar bunlara Osmanlı Devleti düveli muazzama yani muazzam devletler demişti. Sayıyorum bir daha. Klasik olarak bilinen İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya zaten hepsiyle mücadele halindeyiz. Bir de değerli arkadaşlar Prusya yani günümüzdeki Almanya diyelim anlamanız için. 5 devleti devletimiz ne olarak belirlemiş? Düveli muazzama. Onu da bir yazayım şuraya. Söyleyelim devletleri. İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve Avusturya Osmanlı Devleti tarafından düveli, 7 düvel diyoruz yani 7 devlet demek o, düveli muazzama. Muazzam devletler yani. Olarak adlandırılmıştır. Olarak adlandırıldı. Var mı sıkıntısı olan? Anlamadım diye. Tamam. Şimdi biz burada çıkması muhtemel olan yerleri tekrardan başlayalım. Hazır mıyız? 1. Makyavelizm neydi? Amaca gitmek için alınan her türlü tedbir. İndim buraya. 2. Projeye dikkat. Dakya, Grek. Grek, Gris, Gris. Oradan aklınıza gelsin. Yani Konstantinopolis, yani İstanbul, tek devlet Rusya. Dakya, Avusturya, Rusya. O zaman burada iki devletin amaçları olduğunu anlayacaksınız. Tamam mı? Sondaki yağlardan. Buraya geldim. Pasarofça'nın önemi. Neydi Pasarofça'nın önemi? Batı'nın üstünlüğünün kabul edilmesi. Osmanlı'da hangi döneme sokuyordu? Lale Devri. Geldim. Buraya. 1. Fransa'ya verilen kapitülasyonları sürekli hale getiren adam kim? Birinci Mahmut. Peki neden getirmişti Fransa'ya? Hangi anlaşmaya arabuluculuk yaptı diye? Belgrad. İndim buraya. Osmanlı Devleti'nin Çeşme'de gemilerini kim yaktı? Rusya. İndim. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın bütün maddeleri sınav sorusu. Çünkü aşağıdakilerden 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması maddelerinden biri değildir. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa savaş tazminatını kim ödemiştir? Rusya'ya. İndim buraya. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul edilen anlaşma. Yaş. Tamam. Bir de düvelli muazzamadaki devletler. İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve Avusturya. Var mı sıkıntısı olan? Anlamadım diyen. Islahatlarda görüşmek üzere. Esen kalın.